demişler. Şimdi Allah kelimesi ismi iki anlamda kullanılır. Birinci anlamı mutlak anlamı itibariyledir. Yani sonsuz, sınırsız, varlığının eşi benzeri olması mümkün olmayan, çünkü sonsuz sınırsız dediği zaman onun dışında bir varlık düşünülemez, olamaz. Ve sonsuz sınırsız bu varlık, sonsuz sınırsız da potansiyele sahiptir. Esma özellikleri diye anlatılan. Ve bu özellikleri itibariyle de tüm bildiğimiz evrende her an, her noktada yeni bir açığa çıkış içindedir. Allah ismiyle Kur'an'daki anlatımın ikinci bir yönü ise varlığın her zerresi, insan diye bahsedilenin her zerresi, kuantum beynin her zerresi, o Allah ismiyle işaret edilenin dışında ayrı bir şey değildir. Dolayısıyladır ki, ikinci kullanışıyla birçok Kur'an'daki ayette Allah şöyle yaptı, Allah böyle yaptı, Allah şunu yaptı, Allah bunu yaptı, Allah böyle istedi diye geçen şeyler hep belli bir özellikle Allah esmasının yani özelliğinin açığa çıkışını anlatır. Yani varlık da Allah ismiyle işaret edilen dışında bir şey yoktur. Şimdi böyle olunca hal, senin ben dediğin hakikatin bu şartlanmalarla, kabullerle oluşmuş, kendini bu beden sanan benlik değil, Allah'ın sonsuz ve sınırsız özelliklerini varlığında barındıran onun zahir oluşudur. Bu Esma-ül Hüsna diye bahsedilen isimlerin işaret ettiği özellikler insanda mevcut olan özellikler olduğu içindir ki bize bildirilmiştir. İnsanda mevcut olmayan özellikleri sonsuz sınırsızdır Allah adıyla işaret edilenin onlar bize bildirilmemiştir. Bilmiyoruz onları. Bu isimlerin özelliklerini her birimizde çeşitli şekillerde açığa çıkan fiillerle görüyoruz. Kimimizde merhametli, kimimizde şiddetli, acımasız. Birisi bir Allah'ın ismine dayanıyor, öteki Allah'ın öbür ismine dayanıyor. Yani Esma-ül Hüsna insan adı verilendeki açığa çıkan Allah özellikleridir.